Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz if-else'ler. if, if e, gerçekten önemli bir konu. İyi anlaşılması lazım olan bir konu. O yüzden e, iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Elimden geldiğince e, iyi anlatmaya çalışacağım. Örneklerle e, daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Devolver Console'a gidelim, direkt APEX kod olarak yazalım. En Anonymous Window'da yazalım. Önce if-else'ın ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını öğrenelim. Daha sonra bir sınıf oluşturup sınıf içinde nasıl kullanacağımızı görelim. Daha sonra birkaç örnekle videomuzu bitirelim. if-else'lere e, if, her zaman if ile başlıyoruz. if olmadan else olmaz. O yüzden ee, if ile başlamanız gerekiyor. If ile başladıktan sonra parantez içinde bizim condition'a ihtiyacımız var. Yani şuraya yazacağımız şey bizim condition'ımız. Şu şekilde belirleyelim. Buraya condition geliyor. Daha sonra bir blok oluşuyor. If'in bloku. Yani if e, nereden başlıyor, nerede bitiyor. If buradan başlıyor. Burada bitiyor curly praise e, preyslerle başladı bitiriyoruz evet şuradan başlıyor Şurada bitiyor ifimiz yani if e, şöyle diyelim ifin içindeki şartımız doğru olduğu zaman şu ifin içindeki ne yazıyorsak hangi kodları yazıyorsak onların çalışacağını harekete geçeceğini e, yani valid olacağını e, bilmemiz gerekiyor şu şekilde ifi yazdıktan sonra else geçiyorsunuz, else geçiyorsunuz şu şekilde. Çünkü e, her zaman else e ihtiyaç duymayabilirsiniz. Yani sadece if tek başına çalışabilir. Şöyle yapalım. Önce if yapalım, daha sonra else ekleyelim. If dedik, sonra condition dedik. Bizim burada conditionımız ne olacak? Buradaki conditionımız bizim true ya da false olması gerekiyor. Şu şekilde. Ee, daha önce bu lenleri çalışmıştık. Comparison e, operatörleri çalışmıştık. Ne demiştik mesela? 2 e, eşittir 2 ise true'ydu. E, ya da 2 birden büyükse yine true'ydu. 2 3'ten küçükse yine true'ydu. Bu şekilde bizim çalışımız comparison'lar vardı. Onları şurada yukarıda yazalım isterseniz bazılarını. Şu şekilde yorum şeklinde yazalım. Diyelim ki 2 eşittir 2. Bu bir comparison'dır. Bunun sonucu true'dur. Bunun sonucu bize true olarak geliyor. Yine aynı şekilde daha önce çalışmıştık. 2 küçüktür 3 desek bunun sonucu da true'dur. Neden? Çünkü gerçekten doğru. 2 3'ten küçüktür. Bu şekilde biz comparison'da çalışmıştık. Yani 5 7 diyelim. Küçük ve eşittir 7 desek bunun sonucu da true oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazdığımız condition'ın sonucu true ise o zaman if'in içindeki e, kodlarımız çalışır. Öyle diyelim. If'in içinde bizim yazdığımız kodlar ne olursa olsun. Eğer bizim condition'ımız şurada true değilse, şu şekilde yazıyorum. True değilse, yani burası e, sonuç olarak false geliyorsa bizim if'in içindeki kod çalışmaz. Bir örnek verelim hemen. Diyelim ki ben if'in içine şöyle bir şey yazıyorum. Sistem nokta debug diyorum. İçine de şöyle bir şey yazıyorum. I love Apex diyorum. Bu şekilde bir şey yazıyorum. Şu anda ben normalde if if olmasa if olmasa ne olur? If olmasa isterseniz if'i yorum yapalım şu şekilde. Şu anda if'imiz yok. If olmadığı zaman ne oluyor? E, bu e, her zaman çalışır. Yani bunu siz execute yaptığınız zaman sistem debug olduğu için biz bunu burada ekranda yani e, execution. görürüz. Debug only diyoruz ve I love Apex'i görüyoruz. Ama siz if koyduğunuz zaman artık bir şartı var. Bu şarta bağlı. Eğer şartımız e, sağlanıyorsa I love Apex'i sistemde görebilirsiniz. Eğer şartımız e, sağlanmıyorsa göremezsiniz. Şu anda false dedim. Yani benim şartım condition'ım false. Ne demek bu? İçerideki hiçbir kodu çalıştırma anlamına geliyor. Ya bunun içine giremiyor artık. Bunun içine giremediği için I love Apex'i siz sistemde göremezsiniz. Şu şekilde yapalım. Bunu şimdi e, execute yapıyorum. Debug on diyorum ve hiçbir şey görmüyorum. Neden? Çünkü benim sistem debug ile e, yazdığım string eee yani benim yazılarım I love Apex stringi if ifin içinde olduğu için ve şartım sağlanmadığı için biz bunu göremiyoruz. Siz bunu bir de e, dışarı koysanız şu şekilde, bir de e, yani bir başa bir de sona koysanız şuna şuna şöyle des, des, e, desek string e, başta diyelim, şuna da şöyle diyelim string sonda diyelim. Bir de buna ne diyelim? String if eee bloğun içinde diyelim. If'in if'in içinde diyelim şu şekilde. If in içinde diyelim. Şu anda benim condition'ın false olduğu için şöyle başlıyor. 5. satırdan başlıyor. 1 2 3 yorum olduğu için buraya bakmıyor. 5. satırdan bakıyor. Bir condition'ımız var mı yok mu? Yok mu? Şu anda olmadığı için bunu biz göreceğiz. bak yaptığımız zaman execution nokta bunu görebileceğiz. İkincisine bakıyoruz if'in içinde. Bir şartımız var. Peki şartımız sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Çünkü false. O zaman biz bunu göremeyeceğiz. Üçüncüye bakıyorum. If'in dışında olduğu için, herhangi bir condition olmadığı için bunu da bizim execution nokta görmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunu execute yapıyorum. Ve dediklerimin doğru olup olmadığına bakıyorum. Tip bakıyorum. String başta var. String sonda var. Ama bizim if'in içine yazdığımız string yok. Neden? Çünkü if'in içindeki condition false. Siz bunu true yapsanız. True yapıyorum şu anda. True olduğu zamanlarda true olduğu zamanlarda ne olacak? Siz bunu execution yaptığınız zaman onu burada göreceksiniz. String if'in içindeyken de artık e, debug oluyor. Neden debug oluyor? Çünkü e, bizim şartımız true. Siz buraya true yazmak zorunda değilsiniz. Siz buraya 5 eşittir 5 deseniz 5 eşittir 5 5'e eş, e eşit olduğu için bunun sonucu da true olduğu için yine biz string if'in içindeki değerini görmüş olacağız. Şu şekilde bakalım. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Neden? Çünkü 5 5'e eşittir. Peki biz buraya şöyle yazsak. 1 küçüktür 0 yazsak. Şimdi düşünelim. 1 sıfırdan küçük mü? Küçük değil. Yani 1 küçüktür 0 ifadesinin sonucu false olduğu için biz string if'in içindeki yazıyı e, execution göremeyeceğiz. Execute yapıyorum. Bakıyorum. Yine yok. Neden yok? Çünkü benim condition'ım kondisyonum yanlış. Şimdi biz bunları hepsini silelim. Şöyle bir şey yapalım. Tekrar başlıyorum. Diyelim ki bizim bir indiciğimiz var. Indicer x diyelim. Bunun sonucu da 20 olsun. Sonra ben bir if yapıyorum. If'in içine bir condition koyuyorum. Diyorum ki eğer 2 birden büyükse 2 birden büyükse o zaman benim yukarıda tanımladığım x'in Değerini değiştirelim. X eşittir 100 diyelim. Sonra biz bunu e, burada print yapalım. Sistem nokta. Hatta print yapmayalım. Şöyle devam edelim. Bir de if'in dışında x'imize bir değer verelim. Eksin değerini olsun. If'in dışında x'in değeri de 200 olsun. Evet, şimdi biz bunları eee sistem içine koyalım ve görelim. Ne diyoruz? Eksimizin değerini burada print yapıyoruz. Göreceğiz. Eksin değeri 20 mi? Sonra if'in içindeyken eksin değerini dışarı çıkınca eksin değeri ne? Şu anda benim beklediğim şu. Burada 20'yi verecek. Daha sonra if'e bakacak. Condition doğruysa 100'ü verecek. Daha sonra if olmadığı için if olmadığı için bizim eksin değeri burada da 200 olacak. Execute yapalım. Bakalım. 20 100 200. Eğer bizim condition'ımız yanlış olsaydı burada 2 eşit e, birden büyük değil de 2 5'ten büyük deseydik, 2 5'ten büyük olmadığı için o zaman ne olacak? Şuradaki değeri göremeyeceğiz. Debug yapıyorum. Sonra Evet birden fazla lok açtığımız için biraz yavaşladı. Onları kapatalım. 20, 200. Peki 100 nerede? Bizim yüzümüz yok. Şöyle bakıyorum. Buraya bakıyorum. Normalde burada eksi değeri 100 ama condition'ımız doğru olmadığı için burada bunu göremiyoruz. Şimdi şöyle bir örnek yapalım şimdi. Eksin değeri 20. If diyorum. If'in içine bir condition koyuyorum. Diyorum ki eğer 2 küçüktür 1 ise o zaman şöyle bir e, print yapalım. Ne diyelim mesela? X'in değeri e, daha önce çalışmıştık. X plus equal 10 diyelim. Yani kendisine 10 ekleyelim. Sonra if'i kullandık şu anda. If'ten sonra kullanacağınız bir sonraki e, bir sonraki condition diyelim. Eğer if olmazsa else olsun diyoruz. Yani eğer 2 birden küçük değilse 10 on ekleyelim. Onun dışındaki bütün şartlar için şu şekilde yapıyorum. Else diyorum. Else diyorum. Else'in bir kondisini yok. Çünkü bu şartımızın dışındaki bütün şartlar olduğu için else bir condition Yani parantez içine bir şey yazmıyorsunuz. Şu şekilde diyorum ki eğer if'in içindeki condition sağlanmıyorsa yani şurası false oluyorsa şu 2.2 küçüktür 1'den false değeri alıyorsa o zaman benim if'imi es geçiyor. If'i es geçiyor, else bakıyor ve else çalıştırıyor. Else şöyle diyelim. x plus buna x plus equal 20 diyelim. 20 diyorum. Normalde if'in içi çalışsaydı bunlardan bir tanesi çalışır. Onu size söyleyeyim. Ya if çalışır ya else çalışır. Eğer if sağlanmıyorsa else çalışır. If sağlanıyorsa o zaman else bakmaz. Else bakmaz. O yüzden eğer biz şöyle diyelim. 2 birden küçük mü? Küçük değil. O zaman burada e, bizim şartımız sağlanmadığı için else gidecek. Else ne yapacak? Else de bizim x'in değerini 20 artıracak. Şu anda 20. 20 artı 20 40 olacak. Şimdi biz değerini şurada print yapalım. Sistem noktada debug diyorum. Bizim eksin değerini burada print yapıyorum. Yani iki şartımız var. Ya 20'ye 10 ekleyecek ya 20'ye 20 ekleyecek. O da bizim if'in içindeki şarta bağlı. If'in içindeki şart eğer doğruysa 10 ekleyecek. Doğru değilse 20 ekleyecek. Bu şekilde bunu execute yaparsak ne görüyoruz? Şöyle yapalım. Ne görüyoruz? 40 görüyoruz. Neden 40? Çünkü benim if'in içindeki şartım şartım yanlış yani false. False olduğu için else'in içine giriyor ve else'in içindeki e, kodu çalıştırıyor. Else'in içinde kod ne? Eksi yani kendisine 20 ekle. O yüzden 20 zaten kendisi 20 idi. 20 ekledi 40 oldu. Bu şekilde eksimizin değeri 40 oldu. Peki 2 küçüktür 1 yanlış biliyoruz. Doğru olan bir ifade yazsak ne diyelim ki 2 büyüktür sıfır desek. 2 sıfırdan büyük mü? Evet doğru. O zaman 10 ekleyecek. Ve else çalıştırmayacak. Else es geçecek. Else gidemeyecek. Çünkü if de if doğru olduğu için şöyle düşün. Günlük hayattan bir örnek vereyim. Eğer yağmur yağarsa eğer yağmur yağarsa şemsiyenizi yanınıza alın. Eğer yağmur yayıyorsa ya yani kapıyı açarsınız bakarsınız yağmur yağmıyor şemsiyeyi almazsınız. Yağmur yağıyorsa şemsiyeyi alırsınız. Ya yani tek şartı yerine getirirsiniz. If else aynı. Hiç farkı yok. Ya da sınavda diyelim ki e, 50'den fazla alırsanız geçersiniz. Peki bunun else'i ne? 50'den az alırsanız kalırsınız. Evet. O örneği de yaparız. Şu anda şunu görelim. Sistem ba ben if'in içindeki condition doğru olduğu zamanlarda ne yapacağını görelim. En son 40 yapmıştı. Şimdi 30 bekliyoruz. Bakalım. 30 mu gelecek? Evet sonuçumuza bakıyoruz 30 geliyor. Neden 30 geliyor? Çünkü bizim if'in içindeki condition doğru. Şimdi şöyle yapalım. E, yine bir örnek yapalım. Örneğimiz e, notlar üzerinden olsun. Ne demiştik? Diyelim ki bir öğrencimizin e, sınav notu score diyelim eşittir 80 diyelim. Ve şöyle bir şey diyelim. Diyelim ki ona karne basmak istiyoruz karnede geçti mi kaldı mı onu yazmak istiyoruz. O zaman diyeceğiz ki eğer bu öğrencimizin skoru yani notu 60'tan büyükse diyeceğiz ki sistem buraya şey diyelim sınıfı başarıyla başarıyla geçtiniz. Evet şu şekilde diyelim sınıfı başarıyla geçtiniz diyoruz. Değilse ne olacak? Eğer notu 60'tan büyük değilse ne olacak? O zaman else e, aktif olacak, devreye girecek ve ne diyecek? Şöyle diyecek: Sınıfı başarıyla geçemediniz. Yani şöyle diyelim: Sınıfta kaldınız diyelim. Sınıfta kaldınız. Evet, yaz okuluna yaz okuluna gelmeniz gerekiyor. Şimdi ben buraya baktığım zaman. Öğrencinin notuna bakacağım önce. Skoru ne? İstersen not yazalım. Daha e, not olduğu için olmaz. Skor diyelim yine. Skor olsun. Öğrencinin skoru 80. 80, 60'tan büyük mü? Büyük. O zaman çocuğun karnesinde ne yazmasını istiyoruz? Sınıfı başarıyla geçiniz yazmamız gerekiyor. 60'tan küçük olsaydı ne olacaktı? Yani 60'tan büyük olmasaydı öyle diyelim. 60'tan küçük olsaydı yanlış bir ifade. Çünkü 60'a eşit olma ihtimali var. 60'tan büyük olmaması demek sınıfta kalması anlamına geliyor. Evet bunu execute yapıyoruz. Sistem bir bakıyoruz. Ne diyor? Sınıfı başarıyla geçtiniz. Peki bizim öğrencimiz, başka bir öğrencimiz diyelim ki 59 aldı sınavdan. O zaman bu öğrencimize bu öğrencimizin karnesini şöyle bir not olacak. Sınıfta kaldınız yaz okuluna gelmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü skorumuz 59. 59'u buraya koyuyor. 59 60'tan büyük mü? Değil. O zaman burası false. False olduğu için çalışmayacak. Else çalışacak. Else'imiz sınıfta kaldığınız olduğu için o mesajı execution.log'da görmüş olacaksınız. E, debug yapıyorum. Gördüğünüz gibi sınıfta kaldınız, yaz okuluna gelmeniz gerekiyor şeklinde bir mesajla karşılaştık. Çok basit olduğunu görüyorsunuz. Eğer 60'tan büyükse bu mesaj gelsin. 60'tan büyük değilse o zaman bu mesaj gelsin. Tamam. Bu şekilde if else'i çalışabilirsiniz. Şimdi e, bazen birden fazla condition olabilir. Birden fazla condition olabilir. Diyelim ki çocuğun notu 80'den büyükse A plus olsun. Çocuğun notu 70'ten büyükse A olsun. 50'den büyükse B plus olsun. 40'tan büyükse o şekilde bir sistem kurmaya çalışalım. Aynı şekilde şöyle yapalım bu kez. Şurayı silelim. Diyelim ki çocuğun notu 90'dan büyükse o zaman çocuğun sonucu A plus olsun. Diyelim ki şu anda şunu artırabiliyoruz. If kısmını kopyalayın. Terek aşağıya yapıştırın. Ama if, if kullanmıyorsunuz artık ifi tek bir kez kullanıyorsunuz artık if else kullanmamız lazım if else if else if else If else de ne diyeceğiz eğer notu 80'den büyükse o zaman ne yapacak A olacak notu çocuğu if elseleri istediğiniz kadar çoğaltabiliyorsunuz şu şekilde diyelim ki 70'ten büyük notu 70'den büyükse bir plus olsun. Devam ediyorum artırmaya. 60'dan büyükse diyorum ki B olsun. Sonra 50'den büyükse 50'den büyükse C olsun. Eğer bunlar hiçbir değilse else oluyor. Else seni ne olsun? F olsun. Evet. F olsun. Ya sınıfta kalıyor. Şunu değiştirelim. 50'den büyükse demiştik. 50 yazalım. Evet. Yani şu anda bizim çocuğun notuna bakacağız. Ee, çocuğun nodu diyelim ki 72. Çocuk sınavdan 72 aldı. Ya da çocuğun ortalaması 72. Hatta şuraya ortalama yazabilirsiniz. Tek tek hepsini değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi birinci kondişona bakıyor. Çocuğun nodu 90'dan büyük mü? Hayır. İkinci konuşuna geçiyor. Çocuğun nodu 80'den büyük mü? Hayır. Üçüncü kondişona geçiyor. Çocuğun nodu 70'ten büyük mü? Evet. Burada kalıyor. Artık gerisine bakmıyor. Diğer if else'lere ya da else'e bakmıyor. Şu anda siz bunu sistem diba koyduğunuz zaman sizin execution log'da göreceğiniz tek tek şey B+. Yapalım isterseniz görelim. Bir de bir eksiğimiz var. Hemen bulalım. E, kaçıncı satır demiş ona bakalım. 7. satırda bir eksiğimiz var. 7. satıra bakıyorum. If else. Ha, bu else if olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Bunu yanlış yazmışım. Else if diyelim. Bir kontrol edelim. Evet, else if olması gerekiyor. Bunların hepsini else if yapalım. Bazen unutabiliyoruz. Problem değil. Apex nerede hata yaptığınızı söylüyor. O yüzden rahatlıkla bulabiliyorsunuz yaptığınız yanlışları. Şimdi bakıyorum. Debug only'e bakıyorum. B plus. Ne demiştik? B plus gelecek. Neden? Çünkü bizim öğrencinin notu 72 ve sadece şuradaki şuradaki kodu sağlıyor. Yani bizim condition'ımız burada doğru olduğu için Diğerlerine bakmıyor. Tek tek bakıyor. 90'dan büyük olmadığı için geçiyor. 80'den büyük olmadığı için burayı da geçiyor. Ama 70'ten büyük olduğu için burada duruyor. Ve artık e, bizim çocuğun karnesinde yazılacak not B+. B+, olarak karnesine geliyor. Sanırım bu örnek if-else'leri anlamak için yeterli. Ee, ama e, başka zamanlarda farklı örnekler yapmayı düşünüyorum. Apex e, kodları diye bir e, playlist açmayı düşünüyorum. Orada bütün konularla alakalı örneklerle e, konuları tekrar etmiş olacağım. O yüzden e, şu anda if else'leri anlamak için bu konunun yeterli olduğunu düşünüyorum. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.